Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle en verim aldığımız kutu oyunlarını paylaşmak istiyoruz. Burada bir artı 3 yaş ibaresi var ama bu yanıltmasın. Çünkü 1-1,5 yaş itibariyle bu setleri kullanmaya başladık ve çok memnun kaldık. Gerçekten anlatmak için de çok sabırsızlanıyorum ve hemen başlıyorum. Şöyle alayım ve en çok hasar görmüş, çünkü en çok kullanılmış olan ve en favorimiz olan bağlantı kurma oyununu anlatarak başlayacağım. Şimdi öncelikle setler şu şekilde bir kutuda bulunuyorlar. Yanlış hatırlamıyor isem sanırım bu tasarımları renklerinde bazı yeni baskıların değişimler olabilir. Ama içerikleri aynıdır. Şuradan şöyle bir alanı var. Şöyle açılıyorlar. Açıldıklarında içlerinden yine kalın, kolay bozulmayacak puzzle parçaları çıkıyor. Daha doğrusu yapboz parçaları. Şimdi bu bağlantı kurma oyununda neden, sonuç ilişkileri, ne için yapılır, ne zaman gerçekleşir gibi bilgileri birbirine bağlıyoruz. Bilgileri akılda kalıcılığını artırıyoruz ve aslında hayatı öğretiyoruz bir noktada. O yüzden bu bizim çok önemli bir oyuncağımızdı. Hani çok çok önemliydi gerçekten. Yani bir yangın çıksa hangisini kurtarırdım? Yani bunu kesinlikle kurtarırdım diyebilirim. Bu gerçekten çok başarılı. Yani bu setin geneli başarılı ama bağlantı kurma kesinlikle favorilerimizden biri. Şimdi size şöyle açıyorum ve göstermeye başlıyorum. Şimdi böyle tabii biz bu bağlantı kurmayı 1-1,5 yaşında başladık ama yani hemen oturup da bunları birbirine birleştirdik, bağladık, anladık falan gibi bir şey yok yani kesinlikle. Nasıl başladık? Şöyle başladık. Aa, burada bir gökyüzü görüyorum. Sen de görüyor musun? Bir güneş var, bulutlar var. Temel kavramlarla başladık. İşte burada bir güneş gördük. Aa, başka bir güneş daha gördük. Ağaçlar gördük. Aa, sonra bir tavuk gördük. Bize hatırlıyor musun? Yumurtayı kim veriyordu? Tavuk veriyordu, evet. Ve tavukla yumurtaları birbirleriyle bağladık. Bir anlam birlikteliğine soktuk onları aslında. Tavuklar bize yumurta verir. Biz de bu yumurtayı mutfağımızda kullanıyoruz. Sabah kahvaltı yaparken kullanıyoruz. Kekler yaparken kullanıyoruz gibi hikayeleştirerek ilk başta bu sete başladık. Kesinlikle işte yani olay bir anda her şeyi vermek değil ama uygun sırayla vermek. Bunlar yumurta, mutfağımızda var. Hatta mutfakta gösterebilirsiniz dolaptan bir yumurta ya da her neredeyse. İşte bu bir tavuk, bu bir hayvan. Bu hayvan hangi sesi çıkartır? Üzerinde hangi renkler var? Gözü nerede? Gagası var mı? Gibi gibi gibi. Çok detaylıca başlayıp sonra iki bilgiyi birbiriyle birleştirdiğimiz bir set oldu. Şunu şöyle yapayım. Burada bu puzzle seti böyle çok birbirine nasıl diyeyim? Yani her yere gitmez yani sizinle. Çabuk açılıyor. Ama zemin üzerinde yaptığınızda rahatlıkla birbirlerini kavruyorlar ve tutuyorlar. Yani orada hiçbir sıkıntı yok. Ama bazı hani yapbozlarda gerçekten böyle birleştirirsin ama ayakta böyle durur. Çok daha sağlam tutar birbirini. Bu o şekilde değil. Ama bu bir zaten açıkçası zemin oyunu. Yani bunu bir masa üzerinde veya yer aktivitesi olarak kesinlikle yapmalısınız. Çünkü mesela şu anda benim alanım nadar. Oysa ki biz bunların hepsini boşaltıyoruz. İşte ters dönük olanlar varsa yüzünü çeviriyoruz. Hepsini görmeye çalışıyoruz. Mesela şurada bir örnek daha vereyim. Bulabilecek miyim bakalım. Şimdi bir kardan adam var. İşte bu kardan adamın nasıl yapıldığını konuştuk.
hangi mevsimde yapıldığını konuştuk. Karnın adamın üzerine takılan şeyleri konuştuk. Havucunu konuştuk. Ve sonrasında çok şanslıyım buldum. Kış mevsiminde anlatıp kışın kar yağdığını belirtip sonrasında bu iki bilgiyi birleştirdik. Kışın kar yağdığında karda adam yapabiliriz. Yani yazın yapamayız. Kar yağmadan yapamayız. Hani karda sadece kış mevsiminde yağar gibi bilgileri birleştirerek böylece kış ve kardan adam bağlantısını kurmuş olduk. İki bilgiyi birbiriyle yine birleştirmiş olduk. Sonra şöyle elime hastane geldi. Yanlış hatırlamıyor isem hastanede bir doktor vardı ama bu arada elime gelenleri de göstereyim. İşte bir aile var, bir okul. İşte okula kimler gider? Aile kimlerden oluşur? Burada benim mevsimler var. İçerisinde mevsimler var. İşte kış, ilkbahar, sonbahar, yaz mevcut. İşte bir orman var. Mesela bunun ormanın hayvanı olması lazım. Ormanda kimler yaşar? Ormanda neler vardır? İşte ağaçlar vardır. Ormanı ne oluşturur? Ağaçlar oluşturur. Acaba ben hepsini seçsemeydim öyle mi anlatsaydım bilemedim şu anda. O da belki karşıma çıkar ama şu an karşıma yatakla uyku çıktı. Bu en sevdiğim olabilir. Burada bir adam var. Aa, bu adamın sence nesi var? Ne olmuş bu adama? Bu adamın uykusu gelmiş. Evet. Peki sen uykun geldiği zaman ne yaparsın? Pijamanı giyersin. Dişlerini fırçalarsın. Sonra yatağına gidersin. Evet, bu adamın da uykusu geldiğinde yapacağı şey yatağına gitmektir. Yine iki bilgiyi birbiriyle bağlamış olduk. Sonrasında ne gösterebiliriz? Şu bal, bunun da bir arısı var. İşte arılar bize ne yapar? Bal yaparlar, evet. Ormanın hayvanı buldum. Bal beni bekle. Şimdi ormanda ağaçlar vardır. Çok fazla ağaçların olduğu yerlere biz orman diyoruz. Geniş alanlarda bulunan ağaçların bulunduğu yer orman. Ve ormanda sadece ağaçlar değil, hayvanlar da yaşar. Orman hayvanların da evidir. İşte bakalım buradaki ormanda hangi hayvanlar yaşıyormuş? Burada konan hayvanlar, işte kirpi var, rakun var, tilki var, tavşan var, geyik var, baykuş var ve şurada bir tane sincap var. Aa, inanmıyorum, bu orman sanırım bir deniz kenarında. Çünkü burada bir deniz var veya nehir de olabilir ve içinde bir balık yaşıyor. Bu bilgiyi, iki bilgiyi birleştirdik ve fark ettiyseniz hikayeleştirdik. Bu şu iki kare şeyin üzerine, iki parçanın üzerine o kadar çok şey anlatılabilir, o kadar çok şey konuşulabilir ki. Yani bunu sadece, işte bunu ormanda hayvanlar yaşar, tamam hop. Ya bunu birleştirmesini beklemiyoruz. Yani bunların amacı parmak kaslarını sadece burada böyle birleştir, yap, koy değil. Burada amacımız gerçekten bilgileri sindirerek almak. Bir nedeni, bir sonucu, bir amacı olmalı yaptığımız şey. Bu tüm oyuncaklar için geçerli. Oyuncaklara nasıl baktığımızla ilgili bir durum bu. Bu çok önemli gerçekten. Yoksa zaten bu oyuncak 2 günlük bir oyuncak olur. Bu ormanın neyle birleşeceğini ezberler çocuk evet. Bunu da böyle yapıştırır. Bu bitti. Sonra da atılır bir kenara ve kalır. Amacımız oyuncakların bir kenara atılması değil. Amacımız gerçekten bunların zihinde belli yerlere ulaşması, belli bir sonucu olması. Çünkü yarın arabayla bir ormanın önünden geçerken size "Ah, burası da bir orman, ormanda da hayvanlar yaşar" diyebilmeli. O zaman o bilgi gerçekten içeri girmiş ve yerleşmiş olur. Yoksa bu tak çıkardan öteye gidemez. Bu da aslında oyuncakları tam olarak hizmetini görmemiş oluruz, alamamış oluruz bu hizmeti.
hani bu öğrenimi gerçekleştirememiş oluruz. O zaman da yazık olur. Çünkü oyuncaklar iyi değerlendirdiğinizde ve okuduğunuzda size çok uzun vadede yardım sağlayacak, götürecek şeylerdir. Kitaplar da öyle. Yani aslında tüm videolarımızda gösterdiğimiz tüm kitaplarda ve oyuncaklarda bunu özellikle değiniyoruz ve özellikle altını çiziyoruz. Sizlere yardımcı olması açısından bunları özellikle belirtiyoruz. Yani bir kitap nasıl okunur, bir oyuncak. Bunu bu şekilde açtığınızda kutuyuz. Elbette ki biliyorsunuz yani bunların birleştirileceğini. Ama bazen hayat yorgunluğu içerisinde bunları tam olarak nasıl anlatacağımızı ve nasıl etkili olarak çocukların akıllarında kalabileceğini atlayabiliyoruz. Bizim de tek amacımız size bu noktada yardımcı olabilmek. Olabiliyorsak da eğer kendi çapımızda ne mutlu bize diyebiliriz. Şimdi şöyle bir bakayım. Evet. Bir diş fırçası. Diş fırçasıyla ne yapılır? Dişlerimizi fırçalarız tabii ki. Evet. Ama diş fırçasıyla, sadece diş fırçasıyla mı fırçalarız? Hayır. Bir de üzerine diş macunu sıkarız. Bunu sabahleyin kahvaltımızı yaptıktan sonra mı dişlerimizi fırçalarız? Akşam uyumadan önce fırçalarız. Burada bir sürü ek bilgi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Biraz evvel de anlattığım gibi bağlarken de ne şekilde bağlayacağımız, bu hikayeleştirmeleri yapmamız çok çok önemli. Bunların hepsini tabii ki göstermek çok zaman alıcı bir iş. Sizleri de o anlamda sıkmak istemiyoruz daha fazla. Ama gerçekten şunu da göstereyim. Ondan sonra hepsini topluyorum. Klozet, tuvalet kağıdı. Bir buçuk yaşındaki bir çocuğun tuvalet eğitiminde başlamasını uzmanlar tavsiye etmiyorlar. Evet. Biz de bu şekilde başlamadık ama bu çocuk ne yapıyor? Tuvalet eğitimini bilmeyen, henüz beziyle olan bir çocuk için şu durum çok yabancı. Evet. Ama öğreniyor. Çünkü tuvalette herhangi birini izlemiyoruz. Görmesi için bir yardımcıya ihtiyacımız var. Bu çocuk ne yapıyor biliyor musun? Tuvaletini yapıyor. Tuvalette burası bir klozet. Çişi ya da kakası geldiğinde burayı kullanıyor. Ve sonra temizlemek için kendisine bir de tuvalet kağıdına ihtiyacı var diye önden bir bilgiyi arkaya bir yerlere bırakıyoruz ve zamanı geldiğinde o bilgiyi buradan çıkartıyoruz. Tuvalet eğitimimize başladığımızda, anlatmaya başladığımızda çocuk ilk günkü şaşkınlığıyla değil bir bilgiyle beraber buraya gelmiş oluyor. Evet, ben şimdi klozete oturacağım. Yani buraya parmağımı sokmayacağım, buraya elimi sokmayacağım. Buraya oturup burada çiş kaka yapılıyor bilgisini almış oluyor diyorum ve bu kitabı gerçekten çok 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 öneriyorum. Buna çok zaman ayırdığımı da biliyorum ama gerçekten şu bağlantı kurma çok uzun vadeli müthiş bir oyuncak. Geçiyorum. Çünkü başka kutularımız da var. Zıt kavramlar. Zıt kavramları çocuklara nasıl anlatmaya başlayabiliriz? Bunlar nasıl oluşacak akıllarında diye düşündüğümüzde bu set geliyor. Bu set de diğer gibi aynı parça şeklinde birleştirme halinde olacağız bunları. İşte şurada hemen elime gelen kısa, uzun. Tüm zıt kavramlar gerçekten işte tamlar, yarımlar var. İşte eski, yeni, mutlu. Şöyle yapayım. Mutlu, üzgün. Burada duyguları konuşabiliriz. Hiç çocukların okumaya yazma tabii ki bilmedikleri noktada. Hani burada da bir kız var. Yani bu ne anlam ifade ediyor? Yani burada yönlendirme çok önemli gerçekten. Yani öbür türlü bu ezberi istemiyoruz. Yani burada önemli olan burada bir kız görüyorsun. Bana anlatır mısın sence bu kızın nesi var? Nasıl hissediyor olabilir kendini? Bu kız nasıl hissediyor olabilir? Bu işte ağlıyor, üzgün demek ki. Evet.
üzgün olduğumuzda, kendimizi kötü hissettiğimizde ağlayabiliriz. Bu da bizim duygularımızdan bir tanesi. Ve mutlu, üzgün birbirine zıt kavramlardır. Tabii ki büyük, küçük var. Şu anda onu göremiyorum ama. Sıcak, soğuk var. Şurada hazır varmış. Çok sevindim. Sıcak, soğuk. Kuru, ıslak. Mesela biz şemsiyeyi burada öğrendik diyebilirim. Sence burada ne oluyor diye sordum. İşte yağmur yağıyor. Evet. Ne olmuş peki bu çocuk sence? Nasıl gözüküyor? Üstü ıslanmış. Evet. Peki burada ne olmuş? Burada bir fark var. Bu fark ne olabilir? Yani bu çocuk şemsiye tutmuş. Şemsiye ne işe yarar? Yağmur yağdığında bizi ıslanmaktan korur. O yüzden bu kız şemsiyesiyle kuru ama bu çocuk ne yazık ki şemsiyesiz yakalandığı için bu yağmura ıslak kalmış, ıslanmış. Su bizi veya eşyaları ıslatır. Gece gündüz. Ön arka. Vücudumuzun ön tarafı, arka tarafı. Arka tarafında kafamızın arkasını görürüz, sırtımız vardır. Bacaklarımız, ayaklarımızın arkası, topuklar gibi anlatabilirsiniz. Çünkü çizimlere de çok iyi, değindiği noktalar da çok iyi, zıtlıklar da çok iyi. Bu da gerçekten çok favori kutulardan biri. Gelelim bu hafıza oyununa. Bu da bir hafıza oyunu. Bu hafıza oyununu çok detaylı olarak daha önce anlatmıştım. O yüzden şimdi üzerinden tekrar geçmeyeceğim. O videoyu da açıklamalar kısmına linkini bırakırız. İzlemek isterseniz lütfen bakın. Çünkü orada da bir hafıza kartı oyunuyla kaç tür oyun oynayabilirsiniz diye bir içerik hazırlamıştık. Size nasıl oynadığımızı göstermiştik. Ona da mutlaka göz atın. Çünkü bir kutu sadece burada aç kapa yerini bulmaya çalıştan öte farklı versiyonlarla da zenginleştirebilirsiniz bu oyunları. Bu kutuda yine şöyle yapayım. Göstereyim. Kalın kağıt, ince kağıt değil. Oldukça sert. Önleri, arkaları, çizimleri de böyle şahane. Şimdi bir de gelelim bu serinin bizde bulunan son kutusuna. O da İngilizce öğreniyorum. Evet, İngilizce öğreniyorum. Öğretmek tercih meselesi. Anne babanın kararı mutlaka. Eğer ufak ufak kulağına dolmasını, bazı kelimeleri, bazı alışkanlıkları kazanmasını istiyorsanız bu set güzel ama tabii ki şunu söylemekte fayda var. Çocukların okuma yazma bilgisinin henüz oluşmadığı için siz de eğer İngilizce biliyorsanız bunu yani şu setler üzerinde de başka bir kitap, başka bir resim üzerinde de mutlaka işte bunun ev olduğunu, house, yani öğretebilirsiniz. Ama burada İngilizce bilmiyorsunuz ama bir şekilde öğretmek istiyorsunuz. Burada size yardımcı olabilecek telaffuzlarının Türkçe okunuşları verilmiş. Bu güzel bir şey, artı. Gerçekten iyi bir yön. Burada çocuğunuza anlatabilirsiniz. Ama bu arada bu kartlar arkalarına. CW iki örnekli gösterilmiş. İşte nipple and necklace. İki örnekli. N harfi verilmiş. İşte house, hat. Yine bu da gerçekten güzel. Güzel. Yani bizim de her an İngilizce biliyor olabiliriz. Ama her şeyi her an hatırlayamayabiliriz. Olabilir. Burada bize çok yardımcı bir set. Özellikle İngilizce öğretmeye niyeti olan ama ay ben nasıl yapacağım? Ben de çok iyi değilim. Telaffuzum iyi değil. Yanlış öğretirsem gibi bazı soru işaretleriniz varsa bu tip destekler kesinlikle alabilirsiniz. Bu sette de gerçekten bu kartlar daha büyük. Şöyle göstereyim. Çizimler yine çok çok şahane diyorum.
ve bu seti de bırakıyorum. Burada 52 İngilizce kelime mevcut. Bu arada onu da söyleyeyim. Hafıza oyununda 48 kart var. Yani 24 taşıtla karşılaşacaksınız. Bunların taşıtlar dışında başka temaları da var bu arada. Onlara bakabilirsiniz. Taşıtlar ilginizi çekmez. Çiftlik hayvanları falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Zıt kavramlarda 29 kartımız var. Bağlantı kurmada da 29 kartımız var. Birleştirdiğimizde 29 ana şeye ulaşmış oluruz. Çok uzun konuşmuş olabilirim. Çok uzun anlatmış olabilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Anlatacaklarımız şimdilik kutu oyunları noktasında bunlardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basın ve yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Buna eleştirileriniz de olabilir. Hepsini açığız. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşça kalın.